Küçük Baş Saat'le hoş geldiniz. Ben Kemal Çığır'dan, Bursa Yenişehir'li üreticiyim. Bundan sonra Küçük Baş'la ilgili iyisiyle kötüsüyle sorunlarımızı hep beraber Köy TV ekranlarında bizler tartışacağız. Köy köy, kent kent gezerek Küçük Baş'ı insanlara tanıtmaya, Küçük Baş'ın iyiliğini ya da kötülüğünü insanlara gösterebilmek için bütün amacımız budur. Şu anda Bursa'nın Yenişehir ilçesinin Karabahtır mahallesindeyiz. Bir işletmedeyiz. Şu anda yanımızda da işletme sahibimiz var. İsterseniz önce bir kendisini tanıyalım. Yenişehir Karabahtır Mahallesi'nde ikamet ediyoruz. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Irkları nelerdir koyunlarınızın? Yalova ırkı var, Merinos ırkı var. Takribi kaç koyun var aralığınızda? 400 koyun kadar var. 400 koyun var. Başka bir geliriniz var mı Küçükbaş'tan? Aynı zamanda fazla çiftçilik de yapıyoruz tabii. Size göre hangisi? Bize göre tabii ki hayvancılık daha güzel. Küçük baş mı, büyük baş mı? Küçük baş derken benim biliyorum, için. Biliyorum sizde büyük baş da var şu evet. Anda da. Peki kıyaslama yapmanız gerekirse, çiftçilik, büyük baş ve küçük baş üzerine kıyaslama yapmak gerekirse size göre mantıklı olan hangisi? Bana göre küçük baş daha mantıklı. Kısa vadeli. Gelir dolayında çabuk gelir, paraya dönebiliyor. Yani çabuk döngüsü var. Evet. İşte bir dananın yetişme süresiyle bir kuzunun yetişme süresiyle bir de kalabalıktan kazanıyorsunuz diye biliyorum. Ustacığım şöyle bir soru sorayım ben size. Hayvanlarınızı neyle besliyorsunuz? Yani neler veriyorsunuz hayvanlarınıza? Koyununuz, damızlığınız, atıyorum arkamızda da görmüş olduğunuz gibi kuzular var şu anda. Kuzularınıza neyle bakıyorsunuz gibi bir soru sorsam. Kuzularımız bıçaklık, bunlara besi yem veriyoruz. Arpa, buğday. Böyle yemler veriyoruz. Koyunlara da kışın yem karma makinemiz var. Onunla böyle yonca, küspe, silaj. Arpa karıştırıyoruz, veriyoruz. Kendi ürettiğiniz besin materyali var mı? Sılajıydı, pancarıydı vesaire, yulafıydı, fisiydi, arpasıydı. Kendiniz mi üretiyorsunuz yoksa büyük bir çoğunluğunu alıyor musunuz? Yok, zaten satın alsak bu iş pek yürüyeceğine ben inanmıyorum. Silajı, arpayı, buğdayı, efendim ben söyleyeyim, yoncayı. Kendimiz üretiyoruz. Satın almıyoruz yani. Anladım. Kendi yemimizi kendimiz üretiyoruz. Anladım. Gördüğüm kadarıyla çapar koçlarınız var muhtemelen. Çünkü kuzularınızdan da belli oluyor. Lilo Fransızlar falan var. Size göre bunların içinde en iyi performanslı hangisi? Bana göre Lilo Fransız. Kesimlerde falan. Kesimlerde. Çok iyi performans çok var iyi, değil mi? Yani. Peki bu Lilo Fransız koçunu bulmakta zorlanıyor musunuz? Tabii ki. Buralarda pek yok. Kendinizden koçluk bırakıyor musunuz? Çok nadir. Çok fazla bırakmıyorum. Nelere çok dikkat ediyorsunuz bırakırken? Yani koçun neyine bakıyoruz? Bir kuzunun oluşumunda ben bunu damızlık bırakacağım dediğinde neyine dikkat ediyorsunuz? Boyuna, salına, kilosuna. Zaten kuzu kendini belli ediyor. Evet. Güzel, hoşumuza giderse bırakıyoruz. Zaten genellikle biz dışarıdan alıyoruz kan değişsin diye. Anladım. Yoksa buradan kendi sürümüzden koç bırakmıyoruz. Anladığım kadarıyla az önce de sormuştum. Demiştiniz yani sürünün içinde ne ırklar var diye sordum da yerliler, merinoslar ve lilli Fransız melezleri var demiştiniz. Etrafıma bakıyorum da mereden faydalanmada sizin gözlemlemiş olduğunuz en iyi yararlanan koyun hangisi? Sizin bulunmuş olduğunuz meraya göre en iyi faydalanan koyun ırkı sizin çeşitliliğinizde hangi ırktır? Hangi ırktır? Merinostur. Yani ne bileyim. Zaten pek meramız da kısıtlı bizim. Meramız yok. Evet. Zaten bu Türkiye'de başlı başına bir sorun. Türkiye'de meranın sıkıntısı. Bunu siz de yani bunu çekiyorsunuz muhtemelen. Yararlanmak için dediğin zaman ırk olarak yani hepsi yararlanmak zorunda kalıyor. Anladım. Peki en çok ete çeviren kısmını sormuştum o zaman ben de. Yani merada en çok ete çeviren ırk olarak sormuştum. Tabii ki Fransız. Lille Fransızlar değil tabii mi? Tabii. Peki bulunmuş olduğunuz köyde şu anda koyun popülasyonu azalmakta mı çoğalmakta mı? Yani sürüler çoğalıyor mu azalıyor mu? Yani insanlar neye yönleniyor küçük başta? 3-5 sene önce biraz çoktu. Şimdi gene azaldı. Peki bunu neye bağlıyorsunuz azalma sebebini? Mera sıkıntısına. Evet. Çoban sıkıntısına. Evet. Aynı zamanda bir de çiftçilik yapıyoruz. Pek hani hayvanları kendim gütmemiz imkansız yani. Evet. Tarlamıza gidiyoruz. O yüzden çoban sıkıntısı var. Küçük başta en büyük sorunlarımızın çoban ve mera sorunu olduğunu daha evvel söylemiştiniz. Peki size göre bunlar nasıl önüne geçilebilir? Ya da ne gibi bir çözüm önerisi sunulabilir bir yetiştirici olarak? Nasıl önüne geçilebilir? Bugün
Çocuk askere gidip geldikten sonra çoban oldu mu kız vermiyorlar. Doğru mu? Evet. Evet, öyle bir sorun var. Evet. Bunu başka bir yerde 1200, 1300'e, 1400'e başka bir yerde çalıştığı zaman kızını veriyor. Fakat niye bu işi yapmıyor? Aslında çok büyük bir sorun. Yani evet. Şimdi köylere, kentlere aslında bakıyorsun. Aslında çoban sorunu buradan kaynaklanıyor yani. Mutlaka yani şimdi köylere bakıyorsun, diyorsun ki babasının koyunu var. Gittiğimiz geldiğimiz yerlerden bahsedeyim. Adam kendisi koyun bakıyor. Amca kuzuyu kestirip ne yapacaksın? Oğlana göndereceğim. Oğlan nerede çalışıyor? İşte Bursa'da fabrikada çalışıyor. Ne evet. kadar maaş alıyor? Bir evet. yetmiyor. Adamın önünde 200-250 koyun var. Belki aya vursan aldığın adam maaştan yeterip, çok çok daha yeteriyor fazla. Yeteriyor bir de. Ha bir de çocuğuna yolluyor yani. Yapıyor. Neymiş sigorta? Ya devletimiz artık öyle bir noktaya geldik yani. Sigorta ve bağkurlar ödemelerinde çok büyük kolaylıkları var. Evet. Yani buradan ekranlardan da sesleniyorum. Yani bunu her zaman her programda da dile getirmeye çalışıyorum ben. Siz de genç bir üretici olarak ben sizi böyle görünce çok şahsen mutlu oldum. Yani çok çok iyi, çok çok akıllıca bir karar vermişsiniz. Peki siz kaç kuşaktır koyunculuk yapıyorsunuz? Kaç kuşaktır koyunculuk yapıyoruz? Ben bir dedemi biliyorum. Dedemin babasını biliyorum. Yani evet. anlatılanlara göre koyunculuk yaptığını. Zaten dedemler, babam hep yani bu işin içindeydik. Evet. Hayvanın içinde büyüdük yani biz. Geçmişten geliyor diyorsunuz yani. Evet. Ya zaten geçmişten ve istenmeyen bir meslek olsa çok zor yapılabilecek bir meslek bu. Yani bunu da biraz istemek yani gerekiyor diye düşünüyorum. Başka bir iş yapıp da sonradan ben küçükbaş hayvancılık yapayım dersen olmaz abi. Doğru söylüyorsunuz. Olmaz. Buna bazı bilgilerin olacak yani. Peki bu çadır görüyorum ben burada. Diğer farklı ağıllardan biraz daha farklı. Evet. Size bu fikri veren kim? Ya bunu, da kendi bulmuş olduğunuz bir şey mi? Bunu bir abimiz bize önerdi. Yaptık. Gayet de memnunuz. Sonradan şu saç olan yeri yaptık. Oradan memnun değiliz tabii. Buraya göre orası biraz daha sıcak oluyor. Peki kışın kar yağdığında bir sıkıntı oluyor mu? Yani bunu da niye soruyorum? Diğer üreticiler burayı gördüğü zaman akıllarında soru işareti kalmasın diye. Kışın yağmurda veya karda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Yaşamıyoruz hiç. Yani sorun olmuyor diyorsunuz yani. Yani kapalı yerden çok çok iyi. Mesela bunları yanları açılıyor. Önü arkası açılıyor. Kışın arkasını kapatıyorum tabii. Rüzgar geldiği zaman yani bir çarpma kuzuya falan rüzgar çarpmasın diye kapatıyorum. Uçuşmuyordu değil mi rüzgarda? Önerir misiniz peki diğer koyunculara? Tavsiye ederim. Evet. Çok tavsiye çok... ederim. Ben çok memnunum. Bunu 5 evet. yıldır kullanıyoruz. Daha hiç patlağı çatlağı yok yani. Doğru söylüyorsun. Güzel. Bakıyorum yani. Yani bir de maliyet olarak da çok güzel görünüyor. Maliyet olarak da yani bu çok pahalı bir şey değil. Evet. Mesela bunu ağaçtan yapsan en ufak misal. Ağaçtan yapsan inanın bundan daha pahalıya mal olur. Doğru yani. Söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Yani buradan aslında ben ekranlardan da bu İPARK projeleri var biliyorsunuz. Evet. Devletin yapmış olduğu. Şimdi oraya bakıyorsunuz maliyetlerine 2 milyon, 3 milyon gibi. Yani ben şahsen devlet adına sizin gibi işletmeler kurulduğunda TKDK'larla yani devletsel kurumlarla bunun gibi bir ağla bir maliyet, bir para ya da bir kredilendirme çıkması taraftarıyım. En azından bir nebze de olsun. Bu hayvancılıkta veya ahırcılıkta betonlaşmayı engelleriz diye düşünüyorum. Yani benim kendi kişisel fikrim. Yani bu kadar da hayvan refahı evet, içinde. O konudan güzel olur. Çok çok güzel olur. Peki koyunlarınız gece kaçta geliyor hocam? Gerçi konudan konuya atlıyoruz böyle. Konudan konuya atlıyoruz ama kaça kadar? Şu anda muhtemelen yaz ayı ve çok sıcak olduğu için gece evet. yayılımı yapıyorsunuz diye biliyorum. Gece kaça kadar yayılıyor bu hayvanlar? Gece biz 12'de 1'de 1'e kadar hava serinleyince. Serinleyince. Yem takviyesi yapıyor musunuz peki hocam? Ot biterse, kurursa merada. Doymazsa koyun takviye yapıyoruz. Evet. Yoksa hani doyarsa dışarıda vermiyoruz yani. Koyunlarınız... Zaten yemiyor. Evet yani değil mi? Bu tok geldikten tok sonra yemiyor. Peki koyunlarınızı koçlandırmak için ayrı bir yapmış olduğunuz bir şey var mı? Yani yok. Koyunlarınızı artı bir yem, ne bileyim ayrı bir takviye koçlandırmak için? Yapmıyoruz. Şimdi şöyle ben koçları ayırıyorum. Evet. Doğum belirli biter, dönemlerde belirli dönemlerde ayırıyorum. Koçlanma bit doğum başladığı zaman koçlara ayırıyorum ben koyundan. Evet. Öyle yapıyoruz yani. Peki neyine dikkat ediyorsunuz koçları salarken koyunda? Hani artık olmuştur deyip yani neyine bakıyorsunuz koyunda koçları salıyorsunuz? Koyun tabii doğuruyor, biraz zayıflıyor, üzülüyor biraz. Tabii. Biraz kendini toparlamasını bekliyoruz. Biraz da mevsime göre hani kuzu yaza gelmesin, pişmesin. Ölümler de çok oluyor yazın. Evet. İshal oluyor. O yüzden biraz Ağustos'un sonuna doğru
doğum yaptırmaya uğraşıyoruz yani. İşletmemizde kaç koyun var şu anda? 400 kadar var. O maşallah. Kaç kuzu alıyoruz? 500'e yakın kuzu alıyoruz. Güzel, güzel, çok iyi. Bunların ne kadarını kendinize koşluk bırakıyorsunuz? Koşluk bırakmıyorum ben. Ya da damızlık, yani kalacak olan kuzuyu bırakıyorsunuz. Geri kalanı da anladığım kadarıyla işletme maliyetleri dönebilsin diye kestiriyorsunuz diye. Tabii tabii, biliyorum. Kestiriyoruz. Koyun popülasyonu çok fazla olduğu için kuzularınız için de en çabuk yetiştirebildiğiniz dönem, gün veya ırk hiç böyle merak edip de araştırdığınız oldu mu? Az önce dediğim gibi Hilda Fransızlar çok fark ediyor. Yani normal bir merinoza göre yani çok fark ediyor. Kuzuları kaç ayda, kaç günde kesime yolluyorsunuz diye sordunuz. Yani takriben yani bir 4 ayı biraz geçiyor. 4 ay. Anladım. Maliyet hesabı çıkardığınızda emeğinizi karşılığında aldığınızı düşünüyor musunuz? Şu anda aldığımı düşünüyorum yani. Çok. Allah bereket versin. Şu anda güzel. Fiyatlar da zaten şu anda tam yetiştiricinin ve üreticinin tatmin edebileceği rakamlar var. Çok güzel. Peki ileriye dönük devlet politikalarında şimdi ithalat var, dışarıdan gelme var, koyun ithalatı var. Sizce koyunculuğu etkiler mi? Etkileyeceğini ben düşünmüyorum. Neden? Zaten şu anda et giriyor. Etkilese şimdi etkilerdi yani. Peki Mehmetçiğim şimdi konu olarak mesela koyun hayvancılığın sorunlarıyla ilgili. Mera sorunu dedik, çoban sorunu dedik. Evet. Bu küçük başında çok hoş olduğu kadar bir o kadar da sorunları var yaşanmış evet. olan. Evet. Peki sizin bu sorunlarla ilgili çözüm öneriniz ya da atıyorum devletimizden veya bağlı olduğunuz birliklerden, ilçe tarımlardan beklentiniz nedir? Ya, beklentimiz nedir? Yem bir kere çok pahalı. Bugün ben kuzulara yem aldım. 62 lira oldu. Bu 50 liraydı. Evet. Yani bu yem maliyetini biraz geri çekmelerini bekliyoruz yani. Evet. Çok pahalıyım. Çobanlar peki nasıl olabilir? Mesela çoban nasıl tekrar yetiştirebilir? Bir okul gibi mesela aklınızdan geçen bir şey var mı? Bir okulu kurulabilir mi bunun? Bilmiyorum. Ya da şöyle söyleyeyim. Aileden gelen ufak çocuklar bunu yönlendirebilir mi? Gördüğüm kadarıyla küçük çocuklarınız var evet. sizin. Ya bunlara önerir misiniz ileride küçük baş yapmasını tabii veya ki, hayvancılık yani, yapmasını? Bunlar ileride okuyup bir şey sahibi olmayacaksa tabii bu işi yapmasını isterim. Şimdi okuyup da kendi mesleğini veya istemiş olduğu şeyi yapması sizce mantıklı değil mi? Şimdi hep aynı sorunu tabii, yaşıyoruz. Yani hep soruyoruz. İsterse yapacak. Ya oğlum okusun. Zorla yapsa zaten olmaz. Ya mutlaka, mutlaka, mutlaka. Vallahi sayın seyirciler bugün benim ilk yayınım. Mehmet kardeşim de ilk defa muhtemelen tahmin ediyorum ki kamera karşısında geçip de ilk defa böyle bir röportajı var. Biraz heyecanı var. Mehmetciğim eskiden beri tanışıyoruz kendisiyle. Benim çok eski arkadaşlarımdan. Konuyu biraz küçük baştan alalım. Günlük yaşantında mesela sabah uyandığında neler yapıyorsun? Akşama kadar veya koyun dama gelene kadar günlük yaşantında neler geçiyor? Neler yapıyoruz? Saat sabah 4:30-5 gibi kalkıyoruz. Hayvanlarımızı yemliyoruz. Az önce dedim çiftçilik yapıyoruz zaten. Tarlaya gidiyoruz. Evet. O arada tabii çobanımız var. Koyunları salıyor. Gün içinde o ilgileniyor koyunlarla. Gece beraber gidiyoruz. Evet. Koyunlara. Siz de bu arada tabii yok koyunun altını hazırla. Yemini tabii, hazırla, tabii, suyunu tabii, hazırla, kuzulara bak falan. Gece 12:00-1:00 gibi beraber geliyoruz yani koyundan. Tabii bu hemen böyle anlattık ama bu dediklerim yani hemen olmuyor, çabuk olmuyor yani. Değil kolay değil. Uzun uzun esiriyor. Mehmetciğim bir de ikinci bir soruyu soracağım. Şimdi ülkemizde fuarlar oluyor küçük başta ilgili. Evet. Daha evvel Karacabey oldu. İşte şimdi Afyon'da oluyor. Önümüzde çok erken Eskişehir'de 22-23 Temmuz'da da Eskişehir'de düzenlenecek küçük baş. Böyle etkinlik gibi, çobanların bir yere gelmiş olduğu bir toplantı söyleyeyim. O tarz bir şey var. Peki bunlar hakkındaki düşüncelerin neler? Ya bunlar ülkemize çok faydalı şeyler. Yani bunlar evet. Avrupa'da sürekli oluyor. Bunlar ülkemizde daha yeni yeni ortaya çıkmış. Evet. Bu konuyla ilgili fikrin nedir? Ya şimdi televizyonda görüyoruz. Çok istiyoruz ama hayvanımız kalabalık. İşten güçten dolayı istiyoruz, gidemiyoruz. Peki televizyondan gördüğün kadarıyla fuarlarda sana göre şu da olsa çok iyi olur dediğim şey var mı? Yerinde görmem lazım. Yani televizyonda... Gidebilmem yeterli diyorsun. Aynen. Yeter ki gideyim yani göreyim. Gidip görmek lazım. Evet. Televizyonda ne kadar hani zaten hepsini gösteriyor da. Buradan ben orada... izleyicilerimize de söyleyeyim. Yani Eskişehir'de 22-23 Temmuz'da çok harika bir fuar, bir etkinlik düzenleniyor koyuncular arasında. Bütün herkesi de buradan davet ediyorum.
Buradan Eskişehir'de bunu düzenleyecek olan abilerimize de çok çok selam olsun. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bütün üreticileri de bekliyorum bu arada. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçi konu buradan buraya aktardı ama. Tekrar Mehmet Bey'e dönüyorum. Şimdi Mehmet abi, sizde 400-500 kadar koyun var. Hedefiniz bu koyunları ne kadar yapmak? Daha da çoğaltmak mı? Yoksa biraz daha minimize edip daha kaliteli yapmak mı? Yoksa binli süreye çıkarmak mı? Ya böyle bir hedef koydunuz mu kendinize? Hedefim biraz daha çoğaltmak. Yani 500-600. Bu arada ben yalnız yapmıyorum. Abimle beraberiz. Evet. Evet. Yani evet. Çünkü sabahtan beri bir sürü şey sardım. Bunu yalnız bir insan yapabilmesi çok zor. Evet. Evet. Şimdi bunu çoğaltacağız dediğin zaman yani yavaş yavaş olursa. Anladım. Peki hani bunu çoğaltırken çiftçilikten kısmayı mı düşünüyorsunuz? Yoksa çiftçilikten zaten dana da baktığınızı biliyorum, evet. Ben bu arada. Yani büyükbaşla uğraştığınızı da biliyorum. Çiftçilikten zaten kıstık. Evet. Yani her sene biraz daha zarar ettirmeye başladı. Biberdir, fasulyedir ekmiyoruz yani artık. Evet. Tamamen hayvansal ürüne mi döndünüz? Yoksa yarıdan fazlası hayvansal, diğeri de işte hanenin geçim sağlansın diye ne bileyim farklı bir ürün müdür? Yani şöyle söyleyeyim, işçisiz mahsul ekmeye başladık. İşçisiz olsun da ne olursa olsun. Aynen. Kısmına geldik. Evet, hayvansal ürünüz biraz daha fazla muhtemelen. Evet. Peki şunu da sorayım. Hayvansal ürün ekiyorum dediniz. Mısır sılacı da muhtemelen bunların içinde. Var, var, var. Peki koyunlara yaparken mısır sılacını siz koyuncu olarak neye dikkat ediyorsunuz? Yani mısır formunda hangi dönemlerde biçiyorsunuz? O kendi bir kriteriniz var mı? Tabii tabii. Ya danenin biraz daha sertleşmesi, yani biraz cıvık olduğu zaman silaj yaptığın zaman turşulaşıyor ya. Evet. O dane kayboluyor içinde. Üreticilerin biraz şu anda aslında koyunlara silaj vermekten olmasa çok korkuyor Mehmet. De. Mesela sen bunun zararını hiç gördün mü? Ben zararını görmedim. Tabii ki çok vermeyeceksin. Çok verdiğin, evet, zaman onu da denedik, çok verdik. Onun zararı oluyor. o da başka şeyler. Ya, aynen. Ya benim aslında kişisel fikrim bu silaj aslında küçük başa verilebilir de. Şimdi bu küçük baş büyük baş gibi küfe hassasiyeti biraz fazla. Yani benim, evet, şu anda, evet, tecrübesel, evet, anlamda söylüyorum ben bu cümleyi kurarken de. Sanki içinde ufak bir küf kaçtığı zaman koyun hiç taşıyamıyormuş gibi. Taşıyamıyor. Yani insanlarımız bu küçük başa hazırlamış olduğu sılajı çok iyi hazırlayamadığına inanıyorum ben. Evet. Ama şimdi kendiniz, sizin gibi atıyorum kendi de çiftçilik yapan insanların sılajı belirli bir süre bekletip belirli bir formda yaptıktan sonra ben sılajın faydalı olabileceğine inananlardanım. Yani size de sordum gibi az önce, siz de dediniz ya, yani ben sılajın hiçbir zararını görmedim. Yani bunu 3-5 sene önce senin de dediğin gibi Kemal abi, yani küflüsünü de veriyorduk, çürüğünü de veriyorduk. Hani bir şey olmaz deyip veriyorduk ama zararını çok gördük, evet, yani. Sorun yaşıyorduk. Ama şu 1-2 senedir kesinlikle atmıyoruz yani yemin içine. Evet. Yem kanma makinesi olduğunu söylediniz. Evet. Önerir misiniz? Yani her üreticiye, her koyuncuya bu yem kanma makinesini önerir misiniz? Olmazsa olmaz abi. O kadar. Olmazsa yani olmaz. Yani yemin ziyan olmuyor bir kere. Evet. Neyi ne kadar vereceğini biliyorsun. Neyi ne kadar vereceğini biliyorsun. Bir de hayvan daha güzelliyor. Evet. Evet, o konuda hemfikirim. Yani hayvan daha güzelliyor, ziyan etmiyor, iştahlı yiyor. Çünkü bu bölgede Araka balyası diye tabir ettiğimiz, evet, Bazalya balyası diye tabir ettiğimiz koyun sürekli çünkü çekeleye balta düştüğü zaman makineden geçirdiğinizde küçük küçük parçacıklar yapıyor, evet, bunu değil mi? Bu sefer altına çekmiyor. Ne oluyor bu sefer? Verdiğinin çoğunu zaten Araka balyasını direkt önüne ver hayvanın. Evet. Yarısına fazlasını yere çekiyor, yemiyor. Evet. Ama makineyle verdiğin zaman hiç kalmıyor. Doğru. Doğru. Hiç doğru kalmıyor. Bunun içine yoncasını, arpasını atıyoruz. Belirli bir kiloya göre mi gidiyorsun yoksa göz aşinalığıyla mı veriyorsun? Efendim? Yemi verirken belirli bir gramaj olarak mı gidiyorsun yoksa gözüne göre mi veriyorsun? Yani ayar nasıl yapıyorsun onu sorayım yani. Gramajını yani tartarak değil tabii. Koyunun doyduğu noktaya kadar veriyorsun. Yani bunu zaten yani. Tamam, doy dediğinde bırakıyorsun. Dışarıdan meradan faydalanmayı kestiği zaman yavaş yavaş başlıyorsun. Mesela bunu bir hafta verdin yetmiyorsa bir daha ilave, aynen, ediyorsun. Üstüne ufak ekle. Peki Mehmetciğim. Zaten kapasitesi belli, o kadar iyi hayvan. Mesela bundan 4-5 sene evveline kadar sende küçükbaş olmadığını biliyorum ben. Evet. Seni ne tetikledi de sen bu küçükbaşa girdin? Yani nereden aklına geldi de sana kim söyledi veya atıyorum neyi düşündün de bu önceden küçükbaşa girdin? Önceden de zaten bu işi yapıyorduk biz de. Evet. Azdı diyebiliyorum yani. Azdı. 50, kurban. 60, evet. 100 en fazla. O kadardı yani ama şimdi bana göre getirisi daha güzel, daha iyi.
Yani biraz çok zahmetli iş ama evet. Zahmetli yani. Bence şu az önce dediğimiz gibi de yani yemi de biraz ucuzlatsalar daha güzel olacak. Daha güzel olacak. Peki ilaç masrafın ne kadar aylık? Hiç hesapladın mı ya da yıllık veteriner hekim harcadığın para? Aylık değil de yıllık 3.000 ile 5.000 arası değişiyor. En büyük karşılaştığı sağlık sorunu ne Mehmet? Kuzularında olsun, koyunlarında olsun. Kuzularda ishal. Allah'a şükür geçen sene ishale pek rastlamadık da. Ya, en büyük sıkıntımız o. İshal diyorsun değil mi? Bir yani de, bunu sıcağı mı bağlıyorsun? İşte atıyorum dönemsel mi oluyor yoksa her sene yaşamış kışın da bunu yaşadım ben ya. Kışın da ishal oldu. Yani yazın tabii daha çok oluyor. Peki veteriner hekim çağırdığında nedenini söylüyor mu sana? Şundan dolayı bundan dolayı dediği bir nokta var mı? Tabii bazı ilaçları öneriyor bize. Evet. Ona göre tedavisini yapıyoruz. Ya zaten o da deniyor. Biz de denemiş oluyoruz. Değil hani mi? Biz de bir şeyler öğreniyoruz. Yani o da bizim üzerimizde öğreniyor. Aynen. Şimdi daha biz bu işin çok piri değiliz yani. Evet. Bilmiyoruz o kadar. Evet. Hani ben ukalalık yapmış olurum hani şunları yaptım falan evet. Oldu dersem. Yani belirli ilaçları yapıyoruz tabii. Seyredenler de diyecek ya bu çok mu biliyor falan. O kadar çok bilmiyorum yani. Alakası yok yani. Herkesle beraber biz de öldürürüz. Peki yıllık öldürmüş olduğun kuzu sayısı ne kadar? Öyle bir soru sorayım. İlk başladığım yıllarda çok öldürdüm. Yani bilinçsizlikten çok öldürdüm. Evet. Hiç kimseden destek aldın mı? Hani aldım büyüklerimden mesela önceden. Ya, evet hayvan bakanlardan. Hayvan bakanlardan. Buraya peki onların getirdim. Söylemiş olduğuyla aslında uygulamanın birbirinden farklı mı? Yoksa onların dediklerini uygulayıp da mı bu ölümler sonuçlandı? Yoksa kendi bulduğun yöntemlerle öyle de oldu. Ölümü azalttın? Onun ya mesela adam geliyor buraya böyle böyle yap diyor. Yapıyorum tersi oluyor. Olmuyor ölüyor. Mesela evet. Bir tane koyunun gözü dumanlandı. Falanca ilacı yap dedi. Koyun kör oldu mesela. Evet. Herkese inanmamak yok, lazım değil mi? Yani bana göre benim kendi kişisel fikrim atıyorum sizin gibi bu işe başlayıp da gerçekten profesyonel olmayan insanların işin ehlinden yani bu bize zooteknist mutlaka olabilir, abi, bir veteriner hekim olabilir. Mutlaka. Hiçbir şey bilmiyorsan ilçe tarım veteriner hekimlerinden faydalanmalı diye bakıyorum. Yoksa atıyorum köyünüzde mutlaka illa bir eski insan, koyunculuk yapan bir insan vardır. Bizim insanımız ne yapıyor? Gidiyor bunu alıyor. Diyor ki ya benim koyunumda böyle böyle sorun var. Şimdi bu sefer ya koyun kör oluyor ya kuzuya atamıyor. Dur ben kuzuyu alırım diyor. Yani kuzu içinde ters dönmüş evet. Veya atıyorum yan gelmiş. Koyun ben ölüyor. Onu hallederim diyorsun. Bu sefer içinden çekerken kuzuyu kolunu fazla sokuyor. Zaten steril bir ortam değil. Hayvan mikrop oluyor. Evet. Bu sefer kuzuyu patır patır çekiyor içinden. Her yer kan kaybından ölüyor. Bu gibi evet. Şeylerle sonuçlanıyor. Yani bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi şeyler de var. Mesela bunun en büyüklerini şeyler yapıyor. Büyük işletmeler yapıyor. Diyor ki ben basarım parayı. En kral çobanını tutarım. İşte evet. Bu işin elini tutarım. Sonra bir gidiyorsun işletmeye batmış üstüne sonra. Bana soranlar olduğu zaman hatta dün akşam birisi sordu. Dedim abi veteriner hekimden şundan bundan evvel ilk önce zooteknist bul kendine. Bir hayvan besleme uzmanı. Çünkü cambazdan gelir ve gider diye bir tabir var ya halk arasında. En azından hayvanların biraz daha sağlıklı olsun biraz daha beslemeyi bil diye. Zannedersem sen de bu ilk işe başladığında herhangi bir rasyon, herhangi bir yem fikri. Yok koyun kuzu böyle ne alsa veriyorduk hani oluyor ot olsun. Ha. Arpa koyun bu, her şey her şey yer gibilerinden ama sonra, öyle değil. Değil mi? Yani ben şimdi bu işi çocukluğundan beri veya yapan yaşlı veya genç olsun bilgili insanları buraya ben davet ediyorum. Geliyorlar. Allah razı olsun. Hani bu böyle oldu, böyle oldu deyip bana gösteriyor yani. Allah evet. Razı olsun. Yani ben burada şu oldu, bu oldu deyip tarif edip bana ilacı söylüyor. Söylüyor. Söylüyor yani. Diğerlerinden de daha faydalı olduğuna inanıyorsun. Ha bunun söyleyenlerin hepsi tabii şey çıkmıyor. Doğru çıkmıyor. Doğru çıkmıyor. Bana göre sizin gibi işletmeler herkesi dinlemeli. Kendi işletmesine göre hareket etmeli. Şimdi adam evet, biri diyor evet, ki buradan yem makinesini sok, buradan yemliği çıkar falan. Bir bakıyorsun diyorsun ki ya benim mesanem buna müsait değil. O yüzden herkesi dinleyeceksin. Senin kendi besanen ve hayvanların yaşam alanı neyse ya da kendi koyunun ırkın, kendi kuzun ne kadar sürede yetiştirmek istiyorsan evet. Bence ona göre kendine bir şeyler uyarlamalısın. Yani evet. bu işletme senin ve senin hayvanlarının. Yani buradaki işletmeye göre hareket etmen lazım. Çünkü her gelen adamın kendi çiftliği, merası 10 numara, süper. İşte meradan faydalan. Bizde mera yok. Yok. Mera şimdi yok. Meradan faydalanamıyorsun. Geliyorsun yemi kısıyorsun. Adamda mera var.
Diyor ki şu kadarcık yem versen yeterli. Adamın koyunu gelmiş tok. E bende o kadar mera yok. O kadar yem veriyorum. Bu sefer hayvan açlıktan bağırıyor. Bu sefer ne yapacaksın abi? Kendi meran, kendi hayvan popülasyonun, kendi çobanın, tabii, kendin. Tabii. Yani fikirlerini bir yerde toplayıp kendi işletmene uyarlaman her zaman senin kar marjını yükseltir. Yani kar marjını yükseltme sebeplerinden bir tanesi de bu. Bundan sonra daha sonra koyun ırkları geliyor, koçlar geliyor, koçun güzelliği geliyor derken tabii, hep işletme ufak kara geçiyor. Mehmetciğim o kadar şey anlattık. İşte sabah erken kalktık, hayvanlara baktık, danaya baktık, tarlaya gittik, geldik, koyun, kuzu, uğraş, bu kadar meşgale falan. Hiç pişmanlık duydun mu? Keşke bir fabrikada çalışsaydım da 1200-1300 lira maaş alaydım da gelmeydim yani, buralara dediğin oldu mu? Aklım ucundan bile geçirmedim. Hiç düşünmedin yani. Düşünmedim yani, işimiz hakikaten çok ağır evet. Ama aynı zamanda eğlenceli. Değil mi? Her gün yeni bir action. Aynen. Hayatta. Moralin bozuk olur, gelirsin de ama kapıyı bir açarsın, koyun kuzulamış. Böyle sinirlerin sağlam. Tabii. Yani başlarsın gülmeye, eğlenmeye, bağıracak adam bulamazsın kendine falan yani. O pozisyona geldiğin noktalar mutlaka olmuştur. Ben de yıllarca koyun güttüm, oradan bilirim evet. Yani. Kızarsın, sinirlenir, bir gelirsin koyun kuzulamış. Böyle ya her işte olduğu hatta. Gibi bizim işimiz de tabii stresli ya. Evet. Her işte var stres. Pişmanlık duymaman çok mutluluk verici ya. Mehmetciğim, şimdi programın da sonuna gelmek üzere. Dakikalarımız da baya bize ayrılan sürenin de büyük bir çoğunluğunu doldurdum. Son dakikalardı. Eklemek istediğin bir şey var mı? Küçük başta ilgili, hayvancılıkla ve hayatınla ilgili. Yani bu ilk baştan imkana dayalı. Evet. Yani çok değil de azar azar yani yapmak isteyene. Evet. Bu işi yapmak isteyene azar azar bir başlasın, bir görsün derim. Evet. Tavsiye ediyorsun yani. Tavsiye ederim. Bu iş... Kendi yaşıtlarını da tavsiye ediyorsun. Tabii yani bu işi yaşlılar zaten yapamaz. Evet doğru, genç dinamik olmak lazım değil mi? Koşturamaz yani. Evet gidemez. İşi koşturamaz. Son sözlerim bunlar yani. Evet. Çok çok teşekkür ederim bizi ağırladığın için. Teşekkür ederim. Bize vaktini ayırdığın için. Sana hayatında başarılar diliyorum. Çok İnşallah Allah her şeyi gönlüne göre verir. Ben de size çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, bir küçük baş saatinden sonuna geldik. Bir dahaki programlarda görüşmek dileğiyle.